bu. Hayırlı işler. Çok güzel. Çilek toplarken bize bir görüntü verebilir misin? Tabii. Şapka bir numara büyük. Tezgahta tattık ama daldan asıl, şimdi bir de ona bakalım. Oo, doludan korumak için ben o şeyi çektim üzerine de söktüm. Var mı hiç dolu zarar verdi mi? Çok verdi beyefendi. Geçen yıl buralar çırılçıplak etti. Bu yıl çok şükür yine bazı yöreleri aldı ama yani burayı öyle yüzeysel aldı gitti. Ama biz yine tedbirimizi alalım dedik. Ben şu örtüyü aldım, bu fileyi çektim üzerine komple böyle. Korursunuz. Yani topladıkça açıyorsunuz değil mi? Hayır, açayım bundan sonra zaten hava düzeldi. Artık tamamen kaldıracağım. Dolu tehlikesi gitti. Önümüzdeki sezon. Evet sevgili seyirciler, şimdi biz kasamızı alıp bir tane çilek yedik ya, düştük ellerine. Artık o bir çileğin cezasını ödemek için 3 kasa toplayacakmışız, öyle dediler. Bakalım artık. Efendim kolay gelsin ablam. Bize bir toplama inceliklerini bir anlatır mısınız? Nelere dikkat ediliyor içinde gezerken? Dikkat ediyoruz. Tırnaklarımızı da kırıyoruz. Koparıyoruz. Evet. Dallarını koparmıyoruz. Şurada bir tane var mesela. Şu olmuş. Tutuyoruz şurada. Tabii olmuşlarını seçmek lazım. Sen ne yapıyorsun? Anneanneme yardım ediyorum. Sen kasalarımı taşıyorsun? Evet. Okul nasıl geçti? Güzel. Güzelin ölçüsü ne? Çok iyi. Yani iyinin ölçüsü ne? Takdir, teşekkür. Takdir. Aa, çok güzel. Evet, aldığı takdirin karşılığı olarak da tabii burada getir bakayım kasa. Çilek toplatırlar. Bizde böyle. Takdir alana biz çilek toplatırız. İstanbul'da sen bu çileği toplayamazsın. Ancak tezgahta görürsün ama burada böyle çilek dalından koparırsınız. Bakın sevgili seyirciler, hemen şurada bir tane olmuş var. Onu da bakın, ben becerebilecek miyim koparmayı? Tabii ki kopardım ben. Hem topla hem ye diyoruz, tadına baktık. Yol boyu gezilerimiz devam ediyor. Toplarken ye. Ne kadar ürün elde edebiliyoruz? Bu ne böyle? Bir Gonca Gül gibi bu, niye böyle? Bizim yerli, yani mahalli yerli dediğimiz çileğimiz bunlar. Bunlar organik değil mi? Organik efendim. Tamamen organik. Tamamen güvenilir. Tamamen. Hiçbir şey yok yani. Kocaman. Elma büyüklüğünde. Efendim kolay gelsin. Bak 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 bak. Olmaz böyle bir şey ya. İşte. Gezin çileği. Kocaman, kocaman. Yani bunları gösteriyoruz size ekranlarda böyle. Gittiğimiz köylerden, yörelerden. Oraya has ürünleri gösteriyoruz. Tadıyoruz, yiyoruz. Tabii ne yapıyorsak sizler için yapıyoruz. Sizler yerine. Yani bu kocaman çileği gösterip de yememek olmaz yani. Başlayın. Kaç kasa alıyorsunuz? Yaklaşık bir günde 50 ile 100 kasa arasında alıyoruz. Ya toplamalar ne kadar sürede yapılıyor? Gün boyu yapılır efendim. Biz böyle dalından alıp taze taze vatandaşa yedirmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla bir gün içerisinde aşağı yukarı 40 kasa, 50 kasa ne kadar sürüyor? Yani buradan ürün almak ay olarak ne kadar sürüyor? Yaklaşık bir ay sezonu. Yani ömrü bir ayda evet. Ne kadar ürün alabilirsiniz? Alabilirseniz yaklaşık yani bir ton civarında alabiliyoruz. Yani şu gördüğünüz yerden bir ton çilek toparlayabiliyoruz. Hem ülke ekonomisine katkı, hem kendi bütçenize katkı. Bir şeyler üretmek, ekonomimize katkıda bulmak güzel bir şey. Uğraşı da oluyor bizim. Anlat bitiremiyoruz çileği. Ne anlatmayla bitirebiliyoruz, ne yemeğiyle bitirebiliyoruz. Çünkü o kadar büyük ki, elma gibi. Değerlendirilmesi yok yani maalesef. Öyle efendim. Dışarıya da pazarlıyoruz. Kendi ilimiz bazındaki ilçelere artık. Çilek fazla dayanıklı olmadığı için. Yani bir gün içerisinde tüketilmesi gerekiyor, satılması gerekiyor. Aksi halde ezersiniz, dökersiniz. Bölgede reçeli yapılıyor sanırım değil mi efendim? Reçeli yapılıyor, değişik şeyler de yapıyor hanımlar. Çok becerileri olan farklı şeyler yapıyorlar. Yani.
Çok memnun olduk. Gerçekten yani durduğumuza değdi. En azından çileği tanıttık ve sizlerle tanışmış olduk. Çok teşekkür ediyoruz her şey için. Allah kolaylık versin. Efendim kolay gelsin. İyi günler diliyoruz.